Herkese merhaba. Bugün bir kitap incelemesi yapacağız. Kitabımızın konusu Tesip. Yani yeni başlayanlar için Tesip serisinin ilk kitabı. Yazarı Hacer Sönmez. İlk Lamp yayınlarından çıkıyor. Şimdi benim Tesip'le alakalı bilgim sıfır. Yani hiç yok. Ben gerçekten sıfırdan başlayan, kendi başına öğrenmek isteyen bir öğrenciyim. Bu COVID-19 sebebiyle herhangi bir hocadan eğitim alma imkanım yok maalesef. O yüzden dedim ki evden çalışayım ve kaligrafi çalışmalarımı Tesip'le desteklemek istiyorum aslında. Asıl amacım bu. O yüzden bu ilk kitabı aldım ve gayet hoşlar. İnternette araştırırken bunlarla alakalı hiçbir şey bulamamak beni üzmüştü. O yüzden biraz tereddüt ederek almıştım. Benim gibi tereddüt edenler varsa etmesinler diye böyle bir video çekeyim dedim. Şimdi ilk birinci kitaptan başlayalım. Şimdi kitaba başlarken öncelikle İşte içindekiler var, ön söz var. Tanım ve tarihçeden başlıyor. Bence okuması çok keyifli. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. O Osmanlı dönemindeki o dönemi okumak benim çok hoşuma gitti açıkçası. Sonrasında malzeme bilgisi ki tespitte çok önemli bir konuymuş yani. Öyle öğrendim. İşte kalem, silgi, kağıt. İşte şey çok güzel. İşte bitki suları nasıl elde edilir? Bu kağıt nasıl boyanır? Bunlardan bahsetmiş ki mutlaka denemek istiyorum. Murakka var. Yani altından bahsediyor. Murakkayı denemiştik aslında temel sanat eğitiminde. Kendi başıma yapabilir miyim bilmiyorum ama nasıl yapıldığını anlatıyor en azından. Tesip biliyorsunuz altınla yapılıyor. Burada da altınlardan bahsetmiş. O yüzden pahalı bir sanat. Fırçalar var, boyalar var. İşte guaj boya, sulu boyadan. İşte pergel, trilin. Trilini ben mesela temel sanat eğitiminde öğrenmiştim. Tesip de çok kullanıyormuş. İşte rapido kalemi, mühre. Mühreyi de bunda öğrenmiştim. Sonrasında uygulamaya geçiyor. Renk, bildiğim kadarıyla renk aslında tesibin en önemli konusu. Aslında bunun üzerine çok durulması lazım. Şu alan. Sonrasında çizgi alıştırmalarıyla başlıyor. Burada görüyorsunuz. Ben yapamadığım yerde üzerine kağıt koyup kopya çekiyorum. Çünkü çok yeniyim dediğim gibi. Sonrasında böyle yapraklar var. Sap çıkmaları diyor. Yaprak alıştırmalı. Pinch var. Bu benim için şu an çok yeni kavramlar olduğu için biraz garipsiyorum açıkçası. Gonca Gül'e bayılıyorum. Çok güzel çizim. Sonra Bahar Dalı. Hatayi. Sonra kompozisyondan bahsediyor. O da keyifli. Yani sadece size atıyorum çiçeğini, böceğini göstermiyor. Bunu nasıl kompozisyon yapabilirsiniz? Nasıl tasarım oluşturabilirsiniz? Bundan bahsediyor olması çok hoşuma gitti. Benim gibi hani sıfırdan başlayacak insanlar için en azından. Tığ deseni, şemsiye deseni, işte geometrik desenlerle kompozisyon, zencerek. Buna bayılıyorum. Bunu kesinlikle denemek istiyorum zaten. Sonra münhani var. Ne olduğunu bilmekle birlikte. Daha buralara gelemedim. Natürist çiçekler var ama sanırım ben bunları beceremem gibime geliyor ama bakalım. O günlere geldiğimizde göreceğiz. Bu kadar görsel olması benim çok hoşuma gitti. Açıkçası kitapta ve eserlerden örnekler var. Bilmiyorum bir gün gelecek de bunları yapabilecek miyim ama. Gayet çok güzel örnekler var gerçekten. İnsanı baktıkça iç açıcı oluyor, çok yapası geliyor. Ben kesinlikle hem sonuna koyduğu görseller olsun hem de yapılışını gösterme anlamı olsun çok başarılı ve çok keyifli buldum. Yani yapamadığım yerde üzerine kağıt koyup kopya çekiyorum. Benim asıl amacım buydu aslında. Ve YouTube'da iki tane takip ettiğim hoca var. Biri Şifa Toptaş, biri Gülsüm Terzi. Onların videolarını izleyip bu kitap üzerinden ilerliyorum. Hani destekliyorum diyelim. Sonrasında bu ikinci kitap var. İkinci kitap bildiğim kadarıyla Bulut ve Rumi. Rumi ve Bulut motiflerinden bahsediyor. Malzeme bilgisi falan filan hiçbiri yok. Bunun için mutlaka birinci kitabı almak zorundasınız. İşte yine tanım ve tarihçeden giriyor ama sadece Rumi ve Bulut motifinin şeyinden geliyor. Tarihinde bahsediyor ve Bulut motifi Çin'den geliyormuş. Açıkçası hiç de şaşırmadım. Okuması çok keyifli bilmiyorum. Sonra şimdi Rumi motifinin tek tek gösteriyor nasıl yapılır. Her detayını tek tek anlatıyorlar. Bence bir kitapta olması gereken gerçekten her şey bunda var. Böyle işte ayırma Rumiler. Şu görüntüye aşığım. Yani hedefim kesinlikle. Çok hoşuma gidiyor görüntüsü. Sonra işte alıştırmalar var. Desen yine kompozisyon nasıl yapılır? Düşünsenize şunlar çok güzel. Kompozisyon örnekleri, bulut motifi sonra buna geçmiş. Yani her detay düşünülmüş. O yüzden çok keyifli benim için. Negatif boyama tekniğinden bahsediyor ve sonra örneklere geçiyor. Burada da örnekler var. Şimdi takdir edersiniz ki tesip sanatıyla alakalı bilgim sıfır olduğu için hani çok güzel, çok kötü deme haddini de değilim yani öyle bir haddim yok. Ama hani bir öğrenci gözüyle baktığımda gerçekten iyi anlatıldığını düşünüyorum.
kopya çekmek için çok güzel örnekler olduğunu düşünüyorum. Ve benim gibi yeni başlayan öğrenciler de dediğim o iki hocayı da takip ederek bence bu kitaplardan yürürler gibime geliyor. En azından COVID-19'dan sonra bir hocanın yanına gittiğinizde sıfırdan gitmeyeceksiniz. Yani elinizde örneklerle gideceksiniz diye düşünüyorum. Ben o yüzden almıştım. Umarım size için faydalı olmuştur.